Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'a yaptığı konuşmanın, telefon görüşmesinin detayları geldi. O görüşmede Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ele alındığı belirtildi. Liderler Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı. Yani Litvanya'da yüz yüze görüşmenin gerçekleşeceğini anlıyoruz biz buradan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK, PYD, YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgileri bir kez daha hatırlattığını belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını da belirterek ABD Başkanı Biden'a Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için de teşekkür etti deniyor açıklamada. Son bir paragraf var. Orada da Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius zirvesinde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderlerinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesaj vermelerini istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'la yapılan telefon görüşmesinin detayları böyleydi, bu şekildeydi. Biraz bu sıcak gelişmenin üzerine konuşmak isterim ben açıkçası. Doktor Eray Güçler, size devam edelim isterseniz. Ne dersiniz, kritik zirve öncesinde kritik bir telefon görüşmesi, özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar belli, Ankara'nın, Türkiye'nin hassasiyetleri belli. Bir kez daha bunun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu telefon görüşmesinde. Bir de yüz yüze görüşme detayını anladık. Orada bir yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu telefon görüşmesini? Şimdi tabii aslında bu trafik sıklaştı. Biliyorsunuz İsveç'te Dışişleri Bakanları seviyesinde bir görüşme yapıldı. İsveç'in daha sonra işte NATO zirvesinde de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağını biliyoruz. Ve tabii bunun yanında Avrupa, diğer Avrupa ülkeleriyle Amerika'nın özellikle Türkiye'yi ikna etme konusunda çabaları olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye son derece kararlı davranıyor. Ve Finlandiya örneğinde olduğu gibi, yani sonuçta terörle arasına mesafe koyan ve Türkiye'yi tatmin edecek uygulamalarda bulunan devletlerin karşısında olmadıklarını, Türkiye'nin karşısında olmadığını, tam tersi NATO'nun genişlemesine karşı değil, aslında NATO'yu destekleyen bir ülke pozisyonunda olduğunu da dünyaya kabul ettirmiş oldu. Yani neticede zirve öncesi Türkiye'nin eli son derece güçlü. Tabii Amerikalılar her zaman olduğu gibi işte F-16 ve F-35 konusunu gündeme getirerek sürekli bunlar üzerinden Türkiye'ye bir baskı yapma çabası içerisindeler, ama artık bunun da çok yani etkili bir, nasıl diyelim, çok da bu yöntemin etkili olmadığını artık görüyoruz. Çünkü bugün, dün düzeltiyorum, yapılan bir analizde yani Türkiye'nin F-16 talebi ve işte diğer iyileştirme, yani yükseltme, update etme taleplerinin, mevcut F-16'ları diğer bir ülke gibi değerlendirilmemesi gerektiği yönünde de analizler var. Ben de buna katılıyorum. Yani neticede bir İsveç'in pozisyonuyla bir Türkiye'nin pozisyonu kıyaslanamaz bile. NATO için önemi kıyaslanamaz bile. Türkiye tabii gerek kendi milli güç kapasitesi, savunma sanayi ve teknolojilerindeki gelişmelerle, siyasal istikrarı ve jeopolitik konumunun verdiği avantajları dış politikada etkili şekilde kullanıyor. O yüzden de bu tür işte İsveç'in NATO'ya alınması konusundaki dış baskılara boyun eğmiyor. Tam tersi Türkiye kendi milli çıkarları doğrultusunda süreci devam ettiriyor ve daha önce akşam gazetesinde de yazmıştım. Ne Ukrayna'nın ne de İsveç'in bu liderler zirvesinde NATO'ya alınması çok mümkün değil. Hatta hiç mümkün değil. Nitekim zaten buna yönelik de mesajlar veriliyor. Yani bundan sonrasını İsveç'in düşünmesi gerekiyor. Çünkü İsveç bir takım mevzuat uygulamalarında değişiklikler yaptıysa da, ben de okudum, yani 4 yıla kadar hapis cezası, işte belki 2 yıl arttırılabiliyor filan gibi
Yani çok da içeriği Türkiye'yi tatmin edici olmayan, oradaki terör faaliyetlerini engellemede yetersiz olacağı açık ve net olan bazı yasal mevzuatta düzenlemeler yapmışsa da bunların henüz uygulamada da çok da bir sonucu olmadığını görüyoruz. Ha, belki bunlar gene kendi ifadeleriyle, İsveç'in kendi ifadeleriyle işte yargı, polis ve siyasal yani politik üçgendeki bazı iletişim sorunlarının halledilmesi vesaire gibi kendi iç sorunlarını da bahane ederek bir süreç işletmeye çalışıyorlar ama yani onların sorunu, bizim değil. Neticede biz böyle bir ülkeye, NATO'da güvenemeyiz. Bunu da kararlı bir şekilde Amerika'ya iletiyoruz. Çünkü neticede yani NATO içerisinde en güçlü ülke ve dominant durumda olan ülke ABD. Dolayısıyla burada F-35 ve F-16 gibi konular Türkiye'nin önüne sürülse de bunlar artık Türkiye'nin haklılığı ve haklı talepleri karşısında çok da etkili olamadığını görüyoruz. Olamayacak da zaten. Ne olacak? Yani artan risk ve krizlere karşı Avrupa daha hassas bir noktaya taşınacak İsveç'in yüzünden. Neden bunu söylüyorum? Bir asker kökenli akademisyen olarak şu yüzden söylüyorum. Finlandiya'nın tek başına alınması dar bir şeritte Avrupa'nın stratejik güvenliğine derinlik sağlamaz. Yani bir savunmada derinlik yoksa dar şeritler halindeki savunma mevzileri çok kısa sürede aşılabilir.